Arkadaşlar merhaba. Sizle DNA ve genetik kod ünitesindeki dördüncü konumuz olan mutasyon ve modifikasyonlarla ilgili soruları çözmeye başlıyoruz. Bu sorularla da bu konunun tekrarını gerçekleştireceğiz. Şimdi birinci sorumuza baktığımızda 8 B sınıfı öğrencilerinden Serkan ve Sevim'in özelliklerini anlattığı kavram aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir diyor. Vücut ve üreme hücrelerinde görülebilir, DNA'nın bazı iç ve dış faktörlerin bozulması sonucunda oluşur. Şimdi vücut ve üreme hücrelerinde görüldüğüne göre ve belirli bozulmalara neden olduğuna göre burada sevimin bozulma ifadesi bizim ipucumuz olacak. Bu sorunun cevabı mutasyon, çünkü bozulmalara neden oluyor. Genin işleyişinin değişimi. Genin yapısının değişmesine neden olduğuna göre, işleyişinin değil, yapısının değişmesine göre neden olduğuna göre sorumun cevabı A şıkkı, mutasyon. İkinci soruya baktığımda yukarıdaki çizelgede mutasyon ve modifikasyonla ilgili özellikler artı ve eksi işaretleriyle belirlenecektir diyor. Buna göre numaralandırılmış 1, 2, 3 ve 4, 3 kutucuklarına sırasıyla aşağıdakilerden hangisine verilenler gelmedi. Şimdi kalıtsal olabilir. Mutasyonlar kalıtsaldır ama modifikasyonlar değildir. O zaman 1'i eksi işareti koyuyorum. İkinci şıkkıma baktım. Vücut hücrelerine görülür. Vücut hücrelerinde mutasyonlar vücut hücrelerinde görülebilir. Buna da artı koyuyorum. Üçüncüye bakıyorum. Modifikasyonlar. Modifikasyonlarda vücut hücrelerinde görülebileceğine göre buna da artı koyuyorum. Yani sorumun cevabı eksi artı artı olmalı. Şıklara baktığımda bu cevabı B şıkkında görüyorum. Sorumun cevabı B şıkkı. Sıcaklık arttıkça, üçüncü soruda sıcaklık arttıkça DNA'daki moleküllerin kinetik enerjileri de artar ve DNA'nın kendini eşlemesi sırasında hataları yol açabilir. Bu durum nokta noktaya sebep olur. DNA'nın kendini eşlemesi sırasında hataların olması neye neden olur? Mutasyonlara neden olur. Sorumun cevabı A şıkkı. Dördüncü soruda yukarıdakilerden hangileri mutasyona yol açabilir diyor. Sıcaklık, deminki soruda da gördüğümüz gibi DNA işlemesi sırasında hatalara yol açabilir. Bu da mutasyonlara neden olur. Radyasyon, radyoaktif ışınlar mutasyonlara, DNA'nın yapısında değişmelere neden olabilir. Kimyasal maddeler, bazı kimyasal maddeler mutasyonlara neden olabilir. O zaman sorunun cevabı D şıkkı, bunların hepsi mutasyona yol açabilir. Beşinci soruda bize bir sporcu vermiş, kaslarını geliştirmiş, halterini kaldırıyor, neyse ağırlığını kaldırıyor. Diğer tarafta da tatilde bir çocuk güneşlenip bronzlaşıyor. Bu değişimlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemezdir? Biz bu değişimlerin kişinin kalıtsal yapısının değişmesiyle değil, sadece genlerin işleyişlerinin değişimiyle olduğunu biliyoruz. Böyle sporcu sporunu bırakırsa vücut eski haline dönecek. Bronzlaşan arkadaşımız deniz kenarından evine döndüğünde teni gene eski rengini alacak. Şimdi çevre etkisiyle mi oluşur? Evet, çevre etkisiyle oluşur. Bronzlaşmada güneş, diğerinde yapılan çalışmalar etkili. Kalıtsal olmayan değişimlerdir. Evet, demin de söylediğim gibi evlerine döndüklerinde ya da sporu bıraktıklarında eskiye dönecekler. Bunu da söyleyebiliriz. Bu olaylar sonucunda vücut hücrelerindeki kromozom sayısı değişmez. Tabii ki bu olaylar sonucunda vücut hücrelerindeki kromozom sayısı değişmez. Hem vücut hem de üreme hücrelerinde görülür. Bunlar sadece bizim vücut hücrelerimizin işleyişindeki değişimlerle görülen kalıtsal olmayan değişimlerdir. D şıkkını ne yapamayız? Söyleyemeyiz. Sorumuzun cevabı D şıkkıydı. Altıncı soruya baktığımızda paragraftaki noktalı kısımlara aşağıdakilerden hangisi gelemez diyor. Tek yumurta ikizleri aynı kalıtsal yapıya sahip olmalarına rağmen bazı özellikleri yönünden birbirlerine benzemezler. Çünkü
her birini farklı çevre faktörleri etkiler. Bundan dolayı kilo, zeka ve boy gibi özellikleri farklı olabilir. Bakın burada şunu unutmamamız gerekiyor. Kan grubunu belirleyen şey sadece genetik faktörlerdir. Buna karşılık boy, kilo gibi özellikler çevresel etkilerle de ne yapabilir, değişebilir. Bana diyebilirsiniz ki zeka, bu da yaşadığınız yerle, aldığınız eğitimle, kültürle doğru orantılı. Eğer siz sahip olduğunuz zekayı geliştirmezseniz, onu kullanmazsanız, onun farkına da varamazsınız. Onun için hangisi gelemez? Buraya kan grubu gelemez. Sorumuzun cevabı B şıkkı. Şimdi bize Himalaya tavşanlarının beyaz kıllı olan sırt bölgesinden kıllar kazınarak buraya buz yastığı kapatılırsa çıkan yeni kıllar siyah olur. Bu durumla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Bakın bu, biz bunu biliyoruz. Bu bir modifikasyon örneği. Sadece o bölgedeki gen işleyişi değiştiği için soğuğun etkisiyle ya da sıcaklığın etkisiyle gen işleyişi değiştiği için kıl renkleri de ne yapmaktadır? Değişmektedir. Bu olay modifikasyonu örnek gösterilebilir. Evet, bu olay modifikasyonu örnek gösterilebilir. Çevre koşulları bu canlıda değişim meydana getirmiştir. Evet, çevre koşulları bu canlının gen işleyişinde değişim meydana getirmiştir. Canlının DNA diziliminde meydana gelişen değişimler sonucu renk değişimi meydana gelmiştir. Arkadaşlar, canlının DNA diziliminde değişimin meydana gelmesi demek mutasyon olması demektir. Halbuki burada sadece işleyiş değişmiştir. Soğun etkisiyle sıcak çıkmıştır. Ama siyah kılları siyah çıkmıştır. Siyah kılları kazıyıp hayvanı gene normal sıcaklıkta bir yere götürsek oradan beyaz kıllar çıkacak demektir. Canlının fenotipinde değişim meydana gelmiştir. Evet, kıl rengi açısından dönüştürdüğümüzde değişim meydana gelmiştir. Sorunun cevabı C şıkkı. Şimdi 8. soruda vücutta çevre etkisiyle oluşan değişimler nesilden nesile geçmez. Canlının fenotipindeki değişimler canlının kılsal yapısını değiştirmez diye iki önerme vermiş. Yukarıda belirtilen değişimlere örneklerden hangisi verilemez? Vücutta çevre etkisiyle oluşan değişimler nesilden nesile geçmez dediği anlamı itibaren bize neyi düşündürüyor? Modifikasyonları düşündürüyor. Canlının fenotipindeki değişimler canlının kalıtsal yapısını değiştirmez. Gene bize modifikasyon vurgulamış. O zaman ben aşağıdaki örneklerde neyi aramalıyım? Modifikasyonları aramalıyım. Modifikasyonu. Ördeklerin ayaklarının perdeli olması. Bu bir adaptasyon örneği. Hayvanın karada daha rahat yürümesini sağlıyor. İkinci önermeye bakıyorum. Arı ve karınca larvalarının beslenme koşullarına göre vücut şekillerinin ve davranışlarının değişmesi. Bu bir modifikasyon örneği. Cevabım da 2 olmalı. Yani bunu ikinci önermeyi yukarıdakilere örnek verebilirim. Spor yapan kişilerde kasların gelişmesi. Bu da bir modifikasyon örneği. Bunu da örnek verebilirim. Çoğal çiçeğine farklı sıcaklık değerlerine farklı renk de çiçek açması. Bu da bir modifikasyon örneği olduğuna göre demin de belirttiğim gibi ördeklerin ayaklarının perdeli olması bir adaptasyon örneğidir. Hangisi verilemez dediğine göre A şıkkı birinci önermeyi bu yukarıdaki anlatılan duruma yani modifikasyona örnek olarak veremem. 9. soruda yukarıda verilenlere göre yargılardan hangilerine ulaşabiliriz diyor. Yukarıda verilenlere bakalım. Mutasyonlar bazı kanser türlerinin nedenidir. Evet. Mutasyon sonucu vitamin yönüyle zengin ve iri meyveler oluşabilir. Evet. Şimdi mutasyonların kansere neden olması mutasyonun zararlı etkisine örnek verirken mutasyonlar sonucunda zengin, vitamin yönüyle zengin meyvelerin oluşumunu ise mutasyonların iyi yanlarına örnek verebilirim. Mutasyonların tamamı zararlıdır. Hayır, yararlıları da var. Yukarıdaki örneklerden gördüğümüze göre. Mutasyonların tamamı yararlıdır. Hayır, kanser gibi hastalıkları neden oluyor. Zararlıları da var. Bir ve ikinci önermeye ulaşamıyorum.
Mutasyonlar hem yararlı hem zararlı olabilir. Sorumun cevabı C şıkkı. Mutasyonların zararlı etkisine kanseri örnek verirsem, yararlı etkisine de zengin ve vitamin yönden zengin ve iri meyve oluşumunu verebildiğime göre hem yararlı hem de zararlı olabilirler. Sorunun cevabı C şıkkı. Diğer bir testteki sorulara bakacak olursak, gene mutasyon, modifikasyon sorularına. Birinci soruda Aliye, Murat ve Fulya üç farklı karakterden aşağıdaki gibi bahsetmektedir diyor. Çevre sıcaklığının etkisiyle ortaya çıkar ve yavru bireylere aktarılamaz. Aliye neden bahsediyor? Modifikasyondan da bahsedebilir. Vücut hücrelerinde meydana gelen mutasyonlardan da, ama soru köküme bakıyorum. Buna göre hangi öğrenciler modifikasyonu örnek vermiştir? Aliye'ninki olabilir. Murat'a bakalım. Vücut kromozomlarında aktarılan biri baskın, diğeri çekinik, iki alel gelme belirlenir. Murat kesinlikle modifikasyondan bahsetmiyor. Mutasyondan bahsediyor. Genetik yapıdan bahsetmiş. Sadece bazı bireylerde görülen bir anormallik sonucu oluşan kalıtsal yapı değişikliğidir. Fulya da mutasyondan bahsettiğine göre sorumuzun cevabı A şıkkı. Aliye modifikasyona örnek vermişti. İkinci sorumuzda bir DNA molekülü mutasyona uğrayarak onarılamaz hale gelmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi bakın arkadaşlar, DNA çift zincirli bir molekül dedik. DNA'da mutasyonlar olabilir. Bu mutasyonlar ipliklerden biri kalıp alınarak düzeltilebilir. Ama A şıkkında olduğu gibi kalıp alınacak herhangi bir karşılık yoksa bu mutasyonu düzelme şansı yoktur. Burada buna göre aşağıdakilerden hangisi onarılamaz dediğine göre A şıkkı cevabımız, ama diğerlerine de bakalım. Bakın B şıkkında da bir mutasyon var ama bunu ikinci ipliktekine birinciyi kalıp alarak onarabilirim. Birinci ipliktekinde ikinci iplikçi kalıp alarak onarabilirim. C şıkkına bakıyorum. Burada kalıbım var, onarabilirim. Kalıbım var, onarabilirim. D şıkkına bakıyorum. Kalıbım var, onarabilirim. Kalıbım var, onarabilirim. Kalıbım var, onarabilirim. Ama A şıkkında şurada gördüğüm İki zincirde de baz kaybının olması ya da iki zincirde de nükleotit kaybının olması benim onarımı yapamamama neden olur. Buradaki mutasyon düzeltilemez mutasyondur. Sorumun cevabı A şıkkı. Şimdi üçüncü soruya baktığımızda NS verilen özelliklerin mutasyon mu yoksa modifikasyon mu olduğunu tablodaki gibi işaretliyor. Buna göre NS kaç işaretlemeyi doğru yapmıştır? Keçilerde 4 boynuzluluk mutasyondur. Enes birinci işaretlemeyi doğru yapmış. İnsanlarda kasların gelişmesi modifikasyondur. Bunu yanlış yapmıştı, atıyorum doğruları istediğine göre. İnsanların bronzlaşması modifikasyondur. Bunu da doğru yapmış. İnsanların renk körü olması mutasyondur. O zaman Enes 2 tane doğru işaretleme yapmıştır. Sorumun cevabı B şıkkı. Dördüncü soruya baktığımda canlıların genlerinde meydana gelen değişimlere denir. Genlerde meydana gelen değişim olduğuna göre mutasyondan bahsediyor. Örneğin Himalaya tavşanlarının doğal ortamlarında ayak, burun, kulak ve kuyruk bölgelerindeki kıllar siyahtır. Sırt bölgelerinde kıllar tıraşlanır. Bu bölgeye buz konulursa kıllar siyah renkte çıkar. Eğer siyah kıllar tıraşlanıp tavşan doğal ortamına bırakılırsa kılların yine beyaz renkte çıktığı gözlenmelidir. Şimdi ilk cümleye baktığımda mutasyondan bahsediyormuş gibi geldi. Ama sonraki örneği okuduğumda bunun modifikasyon olduğunu anladım. Can senin yukarıda yaptığı tanımlama ve verdiği örnek ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? O zaman sorunun kökünde okuyunca tam olarak ortaya çıktı. Cansel tanım olarak mutasyonu tanımlamış ama örnek olarak modifikasyon örneği vermişti. Mutasyonu tanımlamış ancak modifikasyon örneği vermişti. Sorumun cevabı A şıkkı. Cansel mutasyonu tanımlamış ama modifikasyon örneği vermiştir. Aynı grup C
sirke sineklerinin bir kısmı şekerli besinler ile bir kısmı nişastalı besinlerle beslendiğinde sirke sineklerinde farklılıklar oluştu ve sonraki nesillerde yalnızca kendi aralarında çiftleşebildikleri görülmüştür. Bu durum aşağıdakilerden hangisini ispatlamaz? Beslenme ve çevre şartları mutasyona neden olur. Mutasyonu evet ispatlar. Mutasyon nesilden nesile aktarılabilir. Evet. Sirke sineklerinde yalnızca beslenme farklılığı ile çeşitlilik sağlanır. Canlılarda ortama uyum sağlama eğilimi vardır. Bence sirke sineklerinde yalnızca beslenme farklılığı ile çeşitlilik sağlanır. Bu deneyi ispatlama şansımız yok. Sorumuzun cevabına baktığımızda bunun C şıkkı olduğunu görüyoruz. Şimdi 6. soruda gene sineklerden gitmişiz. Sıcak 25 santigrat derece sıcaklıkta kıvrık kanatlı, 25 santigrat derece sıcaklıkta kıvrık kanatlı, 16'da düz, 16 santigrat derece sıcaklıkta yetiştirilen yavru düz kanatlı, 25 santigratta yetiştirilen yavru kıvrık kanatlı. Sirke sinekleriyle yapılan bir deneyde ortaya çıkan sonuçlar şu şekildedir. 25 santigrat derece sıcaklıkta yetiştirilen sirke sinekleri kıvrık kanatlı, 16 santigrat derecede yetiştirilen sirke sinekleri düz kanatlı, 16 santigrat derecede yetiştirilen düz kanatlı yavrular 16 santigrat derece sıcaklığa bırakıldığında düz, 25 santigrat derece sıcaklığa bırakıldığında kıvrık kanatlı olduğu görülmüştür. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Burada şunu görüyorum. Sıcaklık sirke sineklerinde kanat yapısını etkileyen genlerin üzerinde, genlerin işleyişliğinde değişime neden olmakta, bir modifikasyona neden olmaktadır. Şimdi bakalım neymiş? Çevrenin etkisiyle kalıtsal özellikler hiçbir zaman değişmez. Böyle bir şey söyleyemem. Bir canlının gözlenen özellikleri kalıtım ve çevre etkileşimiyle ortaya çıkmıştır. Evet diyebiliriz. Çevrenin sıcaklığı tüm canlılarda mutasyona neden olur. Bunu bu şartlarda deme imkanımız yok. Sadece tek canlı örneği kullanıyoruz. Bir canlının dış görünüşü sadece kalıtımın etkisi altındadır. Bunu da söyleyemeyiz. O zaman ne söyleyebiliriz? Bir canlının gözlenen özellikleri kalıtım ve çevrenin etkileşimiyle ortaya çıkmıştır. Buradaki bakıma göre söyleyemeyeceğimize göre A şıkkını cevap olarak verebiliriz. Çevrenin etkisi ile kalıtsal özellikler... Bir dakika. Şimdi... Çevrenin etkisiyle kalıtsal özellikler hiçbir zaman değişmez. Bunu diyemeyiz. Bir canlının gözlenen özellikleri kalıtım ve çevre etkileşimiyle ortaya çıkmıştır. Evet, burada verebileceğimiz en mantıklı cevap B şıkkı. Bir canlının gözlenen özellikleri kalıtım ve çevrenin etkisiyle ortaya çıkmıştır. Ve cevabımız B şıkkıdır. Arkadaşlar sizlerle mutasyon ve modifikasyonla ilgili örnek sorular çözdük. Bundan sonra sizlerin de evde test kitaplarınızdan bu konuyla ilgili sorular çözerek eksiklerinizi tamamlamanızı istiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.